da ilgilenmiyor olabilir henüz. İç tasarım olarak baktığımızda koltuk iç mekan olarak sanki öteki Jeff Bezos'un suborbitalinden biraz daha dişçi koltuğundan daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Mekan olarak daha çok cam barındırıyor. Tabii balon olduğundan sanki bana biraz daha güven veriyor. Ama tabii benim sadece hissi bir yaklaşım olabilir. Kesinlikle söylediğimi bir şey olarak almayın. İç tasarımcısı olarak sanki biraz daha ötekine oranla daha gelişmiş gibi durduğunu söyleyebiliriz. Bu da SpaceX'in yeni geliştirdiği Dragon kapsülünün iç tasarımı. Bu biraz daha fütüristik. Bana biraz Michael Jackson'ın Scream videosundaki iç mekanı anımsatmadı diyemem. Siyah beyaz kullanmış, renklerde daha sakin gitmiş. Bir önceki tasarıma geri dönmek istiyorum sizi çok yormayacaksa. Bu biraz daha bu galiba gece kulübü tasarlayan kişi olduğu için içeriği siyah bırakmayı uygun görmüş. Bir Jeff Bezos'unkine bakmak istiyorum. Bak bu da daha siyah beyaz gitmiş içeriye. Uçak içinden herhalde esinlenerek gittikleri için. Bu biraz daha mekansal olarak koyu almış. Bu dışarıyı görme açısından da böyle davranmış olabilir. Rengi egale ederek bir yansımayı önlemek için dışarıya bakan kişinin. Renk zaten bence ayrı bir konuşma konusu mimaride. Dolayısıyla neye göre, kime göre soruları zor cevaplanabilen sorular. Renge fonksiyon atandığında belki daha anlamlı olabilir. Bu SpaceX Dragon kapsülüne baktığımızda dolayısıyla gri, siyah, beyaz bir monokrom bir renk görüyoruz. Kapsül içi oldukça rahatlamış görünüyor. 3-4 kişi görüyoruz. Bildiğim kadarıyla 6 kişiye kadar da artabiliyor. Yani bilinen kapsüllerden aslında çok daha genişletilmiş gibi duruyor. Şimdi kapsülün içi bu şekilde. Aslında bu biliyorsunuz dünyaya döndüğünüz kapsül. Bu Boeing'in aslında kapsülü. Apollo astronotlarını düşünün lütfen. Ve onların dünyaya aslında geri geldikleri kapsülü. İçleri oldukça küçük ve yani çok zor şartlar altında sadece bir müddet dünyaya geri dönene kadar içinde sıkışık bir şekilde oturacağınız bir formül. Oldukça klostrofobik, yine bir mimariden bahsedemeyiz, bir araç tasarımından bahsedebiliriz. Yani oldukça sıkışık bir dolmuş gibi de diyebiliriz. Ama çok da riskli, bu kadar yani hayati riskler altında insanların bu kadar kendini serin kanlı tutması, bu kadar klostrofobik yerlerde dünyadan hem çıkıp hem geri gelmeleri bana oldukça cesaret dolu geliyor. Boeing'in yeni ürettiği kapsül bu bakımdan ele aldığımızda oldukça içi geniş duruyor. Bu da bakın şimdi bu da Boeing'in kapsülünün içi. Şimdi bu şey SpaceX'in Dragon'u ile mukayese etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu ikisi rakip firma aslında. SpaceX'inki tabii biraz daha iyi gözükse de her ikisinin de bakın aslında adam ters yatmış durumda. Fark ettiniz mi? Şu oturduğunuz yer tepe taklak duruyor şeyde. Fark edebiliyor musunuz izlerken? Yani fotoğraf böyle 90 derece yatmış durumda kapsülün içinde. Tasarımsal olarak yangın söndürücüyü görebiliyoruz. Ekranları görebiliyoruz. Oldukça içeriği ferah ve beyaz tutmuş. Işıklandırma olarak biraz daha sanki sarıdan maviye yönelmiş olduğunu hissedebiliriz. Bu da en yeni kapsül olarak üretim aşamasındaki fikirlerden bir tanesi. Şimdi gelecek olarak Axiom'un yeni uzay istasyonunu ele alalım. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu aslında meslek hayatının sonuna geliyor.
Yani 10-15 sene içinde bir yerlerde emekliye ayrılacak gibi görünüyor. Emekliye ayrılması ne demek bu uzay istasyonunun? Yakılarak yörüngeye sokulması demek ve okyanusa düşürülmesi demek. Mir uzay istasyonu artık oldukça sıkıntılı hale geldiğinde bunu da ya artık bantlarla falan yapıştırmaya başlamışlar iç mekanizmalarını tutsun diye ve oldukça yalpalamaya başladığında onu yörüngeye sokup yaktılar ve aslında birçok insan da buna tepki gösterdi. Onun bir uzay arkeolojisi olarak orada kalması gerektiğini, bir Hollywood sineması için kullanılmak için orada tutulması gerektiğini, bir müzeye dönüştürülmesi gerektiğini düşünenler oldu ve bu yüzden aslında Mir uzay istasyonu yakılırken böyle bir protesto devresinden geçti. Muhtemelen aynı şey bu uzay istasyonu içinde olacaktır. Bunun evet çoğu insan bir noktada görevinin bitip yerine yenisinin gelmesini istese de herhalde tekrar yakılma uzaya yani dünyaya düşürülme noktasında birçok protestoya ev sahipliği yapacağına öngörüyor olabilirim. Peki bu bitince ne olacak? Bu uluslararası uzay istasyonu sona geldiğinde ne olacak? Şu anda kontratlar hazırlanıyor ve uzay firmaları var. Yeni özel uzay istasyonları yapma noktasında. Özel şirketler, yani artık devletlerden ziyade özel şirketler gelişmekte. Ve bu özel şirketler artık kendi kapitalleriyle, kendi bütçeleriyle ve de tabii artık fonlanmalarıyla. Sonuçta bunlar oldukça yüksek bütçelerden bahsetmemiz gerekiyor bunu anlamak için. Bir şu anda ayakta kalan en ciddi firma Axiom Uzay. İç tasarımını burada sizinle paylaşmadım bugün. Philip Stark biliyorsunuz ünlü bir mimar, ona yaptırdım. Tasarım noktasında bence oldukça sıkıntılı. Yani eleştirmek istemiyorum burada. Ama yine dediğimiz gibi ünlü mimarlarla, tohumda konuya vakıf olmayan ünlü mimarlarla çalışılabiliyor. Philip Stark çok saygı duyduğum bir mimar. Ama tabii ki de bu kritik vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Burada Axiom Space'in uzay istasyonu ile ilgili ele alınması ve görmemiz gereken en önemli şey. Bakın altta bir cam bölme var. Herkes görebiliyor mu? Piray görebiliyor musun? Bu şöyle bir bardak gibi duruyor. Evet, aşağıda çiçek gibi Evet, bakan. aynen çiçek gibi çok güzel. Aynen şimdi bu açılmış hali. Bu etrafında o çiçeğin yaprakları gibi görünen şey normalde kapalı duruyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hatırlıyor musunuz? Onun da bir kupola diye bir bölümü var. Cam mekanlaştırılan. O bundan çok daha küçük. Şimdi bu yenisinde artık tamamen bir cam mekanlaşmış. Yine buradaki ve bakın dikeydeki kısma bakar mısınız lütfen üstünde camlar olan. Yani bakın iki modülde de camlar var dışarıyı gördüğünüz. Aslında burada ele almamız gereken şey bir bu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki cam oranıyla buradaki cam oranının farkı olmak zorunda. Buradaki resim yeterli. Başka bir slide'da gelince onu unutmamam lazım söylemek için. Bir aslında uzaydan gelen ısıyı ve enerjiyi güneş gördüğünüz gibi yanda güneş panelleri var. Topladığınız bir panelleriniz var ve ama bundan daha önemlisi aynı şekilde buna tam dik tam ters yöne gönderecek bir de sizin aslında ısıdan kurtulmanızı sağlayacak panelleriniz var. Yani paneller sadece güneş enerjisini toplamak için değil tam tersi hem enerji toplamanız gereken panelleriniz var hem de bu enerjiden sizin kurtulmanız gerekiyor büyük bir hızla. Dolayısıyla bu iki panelin de full güçte çalışması gerek. Bu istasyonun bence geliştirdiği en önemli nokta içindeki cam oranı
iç mimarisinin de kalitesinin tabii çok arttığını düşünebiliriz. Tabii bir de sadece güzel çizimlerden hariç bunların uygulamaya da geçmesi gerek. Yani güzel çizimler yapmak bir mesele. Bir de bunların uygulanması lazım. Uygulanırken de aynı güzellikte kalıyor olması lazım. Aynı verimliliği almanız lazım. Ama bunu elde ettiğiniz zaman da aslında yani cam ve dışarıya uzayla, yani insan mimari dış mekan iç mekan ilişkisindeki ilişkilerinin tekrar ele alınıp güçleneceği bir aslında dönemden geçiyoruz. Bu bütün gördüğünüz şu ana kadar baktığımız nasıl diyeyim tasarımlarda belki hepinizin fark etmesi gereken cam boyları insan dış dünya ilişkisinin nasıl arttığı yönünde kendini gösteriyor. Şimdi bunu da geçtikten sonra yörüngeden sonra şu ana kadar bir yörünge mimarisini konuştuk. Bir de Ay'a gelelim. Şimdi kültürel mimariden bahsettik. Dünyanın dikte ettiği bir kültürel mimari var. Yani bizim bir gravity olarak kabul ettiğimiz. Burada anlamamız ve bilmemiz gereken en önemli nokta bu uzay istasyonları sayesinde uzun zamandır, yaklaşık 50 senedir insanın yer çekimsiz ortamdaki etkileşimini öğreniyoruz. Ama bilmediğimiz şey bu ikisi arasındaki her aralıkta ne olabileceği. Yani sıfır yer çekimini biliyoruz. Bir yer çekimini biliyoruz. Bu ikisinde uzun süre kalışlarda insanın üstündeki etkisini biliyoruz. Ama 0.0001 ve 0.9999 noktasına dair aslında hiçbir fikrimiz yok. Tek bilgimiz Apollo astronotlarının Ay'a indiklerinde, Buzz Aldrin'le Neil Armstrong Ay'da uyuduklarında çok rahat ettiklerini söylemişlerdir. Dolayısıyla bu da sadece şu an bir hipotez noktasında. Ne zaman Ay'a inilir, insanların buradaki vücutlarının, bedenlerinin nasıl tepki verdikleri, görmemizi nasıl etkiler, duymamızı nasıl etkiler, kas yapımızı nasıl etkiler, kemik yapımızı nasıl etkiler, bütün vücut sıvılarımızın işleyişi nasıl etkilenir? Bunların hepsi bir mesele. Burada çok geçmeden bir şey daha belirtmek istiyorum, bu Apollo meselesi aklıma gelmişken. Şimdi biliyorsunuz uzayda aslında çok büyük bir radyasyon var ve canlıları öldürdüğünden bahsediyoruz. Ama uzayda fotoğraf çeken kamerayı dünyaya getirdiklerinde aslında üstünde hala yaşar halde bulunmuş bir takım bakteri ve mikroplar kalmış. Tabii bunların nasıl neden olduğu büyük bir soru işareti, hala araştırma konusu, ama demek bazı varlıklarda o süre zarfında bile yaşamlarını korumayı başarmışlar. Yani hayatta kalmışlar. Şimdi biraz Ay'dan bahsedecek olursak, Ay'ın fazları var biliyorsunuz ve Ay Dünya etrafında döndükçe yeni Ay'dan dolunaya kadar bir süreç gelişmekte. Ay tam Güneş'in önünde olduğu zaman biz onu yeni Ay olarak algılarız. Ay Güneş ve Dünya sıralanmış olduğunda, tersinde olduğu zaman biz onu dolunay olarak görürüz. Ve Ay Dünya'nın etrafında dönmeye devam ettikçe Güneş'ten aldığı ışık miktarına göre biz onu fazlar halinde algılarız. Ay'ın yer çekimi Dünya'nın yer çekimine oranla 1 bölü 6 oranındadır. Mars için bu oran 1 bölü 3'tür. Yani aslında Dünya'ya daha yakınsınız ama bir an, yani hissi olarak, yer çekimi miktarı olarak daha yakınsınız, çok uzak olsanız da. Ay'daki mimari olarak ele aldığımızda üstünde durmamız gereken şey şudur. Dünya'da bir yer çekimi bütün canlılara eşit olarak uygulanır. Yani bir karıncadan, ondan daha en küçük formları düşünün, bir dinozora kadar
aynı bir gravitiyle yere çekilir ve yani ayağımız yere sağlam basar. Ay'ın çekirdeği demir ağırlıklı olmadığından Dünya çekirdeği demir oranı yüksektir. Bu yüzden sizi kendine sağlam çeker. Ay'ın çekirdeği demir oranı yüksek olmadığından orada 1 bölü 6 ama yani anlatabildim mi? Yani bir karınca da Dünya'da aynı sertlikte basıyor yani. Orada havada uçmuyor. Halbuki Ay'da dışarı çıktığınızda üstünüzdeki uzay elbisesine rağmen neredeyse zıplayarak yürüyorsunuz. Çünkü bunun sebebi Ay sizi Dünya kadar çekmiyor. Onun çekirdeğindeki demir oranı bu kadar olmadığından yürümek, bir takım spor faaliyetlerini yapmak ve dünyadaki gibi bir yaşamdan söz edemeyiz. Bunun sebebi de aslında yer çekimi. Ben kendimi şey yapmış olabilir miyim? Sessiz almış. Yok hocam, geliyor şu Ha, tamam. Ay'ın çekirdeğindeki demir oranının azlığındandır. Dolayısıyla dünyada aslında oldukça yüksek bir demir oranı vardır ve bu da sizi dünyaya daha sıkı tutunmanız noktası. Ayağımız yani yere sağlam basıyor. Halbuki Ay'da çok o kadar yere yapışamıyorsun diyelim. Bir mimari faktör olarak bence bir mimar eğer bir şey tasarlamak istiyorsa en çok bunu da düşünmeli. Yani uzayda mesela nasıl çalışacağız? Gerçekten ellerimiz kollarımız böyle durabilecek mi? Bir yerlere kendimizi sabitlemeli miyiz? Yani mesela uzayla ilgili mesela birisi bir sandalye tasarlayacaktır, bir masa tasarlayacaktır, bir yaşam ünitesi tasarlayacaktır. Burada yani iç mekanın da algılanması noktasında aslında bambaşka bir bakış açısı ve bunu sorgulamamız gereken bir döneme dönemdeyiz yani eğer aile ilgili bir çalışma yapacaksa. Aile ilgili başka bir noktada soldaki solar illumination dediğimiz şey ayın güneş alma oranından bahsediyoruz. Açık maviler güneşin geldiği, koyu maviler güneşin gelmediği noktalardır. Güney kutbu ve güney kutbu güney bakın şey güney north yazan yer kuzey, south yazan yer güney. Güney ve kuzey arasındaki şeylere incelerseniz en alttaki, en soldaki yani birinci slayttaki, sol taraftaki slayttaki güney kutbundaki bu büyük çukurlardaki kraterlerin içine hiçbir şekilde güneş girmediğini görebilirsiniz. Bir saniye kameramı kapatacağım. Pardon. Güneş gelen noktalar ve güneş gelmeyen noktaları göstermemdeki sebep çünkü aslında Ay'da kendinizi bir mimari yapacaksanız ısı değişimleri arasındaki farkı mesela bu kraterin içi muhtemelen oldukça soğuk ve hiç güneş gelmiyor. Birazdan zaten su noktasına da geleceğiz. Ve Moon Earth Visibility görünürlüğüne bakacak olursak yine North yazan yer kuzey, aşağıdaki South yazan yer güney. Siyah kısımların dünyadan görünmeyen noktalar ve kırmızılar gittikçe turunculaşan noktalarında dünyadan görünme ve ayın yüzleri noktasında döndükçe ne kadarını görüp görmediğimiz noktasında size fikir vermeleri açısından bunu paylaşıyorum. Güney Kutbu aslında biliyorsunuz bu aralar popülerleşen mimari noktasında da insanların ve mimarların şu an ilgisini çekmeye başlayan bir yer olsa da sıcaklık bakımından, güneşi görme bakımından kraterlerin içi noktasında oldukça enteresan karanlık bölgeler olduğunu görebiliriz. Şimdi gelelim Ay'da neler olduğunu biraz inceleyelim. Sovyetler Birliği 1958'de Luna isimli bir ay aracı göndermiştir ilk kez. Ve aslında bu ay aracı
Dünyadan çıkan bir nesnenin başka bir göksel nesneyle ilk buluşmasıdır diyebiliriz. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri, Ranger, Lunar ve en son Apollo misyonlarıyla Ay'a gidişimiz sonlanmıştır 1972 itibariyle. İlk slide'da göreceğiniz şey, kırmızı noktaları lütfen inceleyelim ekrandaki. Bunlar Sovyetler Birliği'nin dokunduğu alanlar. Yeşil alanlara bakacak olursak en alttaki Apollo misyonları. Bu da Apollo misyonlarının hangi şeyde, hangi bölgelere indiğini anlayabiliriz ay üstünde. Aşağıdaki slaytta da, yani çaprazda durulan slaytta da yaklaşık bütün inişlerin ekvator civarında. Yani daha kolay iniş alanı olduğu yerlerde olduğunu görebiliriz. Güney Kutbu dediğim gibi şu an cazipleşse de iniş ve yaklaşma açısından ekvator kısmından daha zordur. 2009 yılında Ay'a bir uydu gönderilmiş ve aslında burada Ay'ın yüzeyiyle ilgili daha detaylı fotoğraflar yapılmaya başlamıştır. Bu gördüğümüz, çaprazda gördüğümüz bu çekilen detaylı fotoğraflar bu uydunun gönderilmesi sonucu elde edilmektedir.